Merhaba arkadaşlar, ben Cem Ünsalan. Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyesiyim. Danışma ve Değerlendirme Kurulu olarak sizin için hazırlamış olduğumuz eğitimin bu bölümünde bitki sistemleri hakkında pratiğe yönelik bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu bölümde bitki sistemlerinin elektriksel aşamalarından bahsedeceğiz. Bunun için ilk başta bir giriş yapıp temel problem nedir bundan bahsedip elektrik motorları, fırçasız doğru akım motorları ve elektronik kontrol ünitesinden bahsedeceğim. Bunları anlatırken tüm aşamalarda olabildiğince basit, teoriden uzak ve anlaşılabilir olmaya çalışacağım. Bu nedenle bazı taraflar birazcık daha hızlı geçilecek veya teori tarafına çok fazla girilmeyecek. Giriş tarafından bahsedersek, şimdi hepimizin bildiği gibi hava araçlarında yani insansız hava aracı dediğimiz döner kanat veya sabit kanatlı yapılarda bu taşıyıcılık pervanelerle sağlanıyor. Pervane tarafından bu iş kurgulanıyor. Burada her ikisinde de bir itki kuvvetine ihtiyaç duymaktayız. Yani sabit kanatlı dediğimiz halk arasında planör olarak da eski adıyla adlandırılan veya şu anda drone olarak adlandırdığımız döner kanatlı sistemlerde itki sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de bir motor yapılarına ihtiyacımız var. Motorlardan detaylı bahsettiğimde bunun ne anlama geldiğini göreceğiz. Bu nedenle ağırlıklı olarak insansız hava araçlarında elektrikli itki sistemlerinden bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız gibi bu sunum iki parçadan oluşuyor. Bir parçası elektrik tarafı, diğer parçası da bu pervaneler ve bunlara bağlı olan yapılar. Burada yalnızca ve yalnızca elektrikli itki sistemlerinden bahsedilecek. Şimdi genel yapıyı görsel olarak anlatmaya çalışırsam, biraz önce bahsettiğim gibi pervanelere sahibiz. Pervaneler esasında bizim insansız hava aracımızın deyim yerindeyse hareket etmesini sağlayan yapılar. Bu pervanelerin bağlı olduğu motorlara ihtiyaç duyuyoruz. Motorların yapacağı işte elektriksel akımı, elektrik akımını mekanik veya elektriksel gücü mekanik güce çevirip bu pervanelerin hareket etmesini sağlamak olacak. Bu motorlar farklı yapılardan oluşuyor. Bunların özellikle insansız hava araçları üzerinde kullanılanlarında elektronik hız kontrol ünitesine ihtiyaç duyacağız. Bunun nedeni ileriki sayfalarda netleşecek fakat yalnızca şunu bilmekte fayda var. İnsansız hava araçlarında kullanılan motorlar en azından diğer günlük hayatta kullandığımız doğru akım motorlarından birazcık daha farklı. Bu nedenle bunların kontrolü veya işlenmesi ne yazık ki farklı bir modül sayesinde oluyor. Bütün bunları genel olarak düşünürsek, bildiğiniz gibi insansız hava aracı veya İHA oluştururken esasında bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu çerçevenin üzerine de bu yapıları kurgulayıp ondan sonra bu sistemin insansız hava aracının çalışabilmesini sağlayan kontrol ünitelerine bağladığımızda basit anlamda uzaktan kumandasını da işin içine kattığımızda sistemin hareket ediyor olduğunu göreceğiz. Peki ilk aşamada motorlardan bahsedelim. Motorların en basiti veya bizim kullanmayacağımız ama işin yapısını anlatabileceğimiz en basit motor türü nedir dersek, elektrik tarafından baktığınızda doğru akım motorudur. Doğru akım motoru en temel anlamında elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Yani bizim verdiğimiz bağladığımız batarya sayesinde verdiğimiz elektrik enerjisi pervanelerin dönmesini sağlayan mekanik enerji haline getirilir. Doğru akım
Neden denir? Elektrik tarafında iki akım türü vardır. Biri doğru akım, İngilizcesi DC current diye geçer ki buradaki DC motor dediğimiz veya direct current diye geçer. Bir de alternatif akım, AC current dediğimiz bir yapı vardır. Doğru akımda normalde bir pil bağladığınızda pilden elde ettiğiniz akım doğru akımdır. Peki doğru akım motoru nasıl çalışır? Yani bu motorun nasıl olur da elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirdiğini düşünürsek, burada motorun içinde sargılar bulunmaktadır. Bu sargı dediğimiz şey nedir derseniz esasında kablolardır bunlar. Fakat normalde günlük hayatta gördüğümüz çevresi plastikte kablolar değil. Deyim yerindeyse çıplak kablolardır. Bunlar sarılır motorun üzerinde. Bunların belli hesaplamaları vardır. Sargıların üzerine veya bu sargılar sonuçta bir kablo olduğu için bir tarafından elektrik verdiğinizde elektrik akımı uygularsınız. Bu sizin sargınız tarafıdır. Bir de motorun içinde özellikle doğru akım motorlarında sabit mıknatıslar bulunmaktadır. Bu genelde şöyle canlandırabiliriz kafamızda. Doğru akım motoru iki parçadan oluşur. Bir tanesi dönmeyi sağlayan blok, bir tanesi de o dönmeyi sağlayan bloğu kaplayan veya dışarısında olan ikinci bir yapı. Sargı genelde dönmeyi sağlayan tarafta kurgulanır. Diğer tarafta bu sabit mıknatıslar bulunur. Şimdi burada akım ve mıknatıs tarafına gelirsek, akım dediğinizde bir yerden akım geçtiğinde orada esasında bir elektromanyetik yapı da oluşmaya başlar. Yani yalnızca elektriksel değil, manyetik yapı da oluşmaya başlar. Çok basit bir şekilde düşünürsek, esasında biz oraya bir elektrik akımı geçirdiğimizde basit anlamda bir mıknatıs da oluşturmuş oluruz. Hepimizin evde deneyebileceği gibi elimizde iki tane mıknatıs varsa bunların kuzey ve güney kutupları vardır. Aynı kutuplar birbirini iter. Yani iki tane kuzey kutubu yan yana getirirseniz mıknatıs da birbirini iter. Kuzey ve güneyi yan yana getirirseniz bunlar birbirini çeker. Şimdi motorun dönmesinde, daha doğrusu bu elektrik akımı uygulayarak motorun dönmesindeki en temel prensip budur. Elektrik akımı verdiğiniz zaman sabit mıknatıslarla aynı kutba sahip olan yerlerde bu sargının olduğu taraf birbirini sabit mıknatısa göre iteceği için bir mekanik hareket oluşur. Ve bu manyetik kuvvetin etkisiyle hareket devam eder. En basit anlamda kurgulanan yapı budur. Bu akım yönünü sürekli olarak değiştirebilirsek, mıknatısların kurgulandığı yapının üzerinde onlar mıknatıslar sabit olduğu için biz akımın yönünü değiştirip sürekli ters manyetik alan oluşturabilirsek mıknatıslara, bu şekilde düzgün bir yapıda veya sürekli bir hareket elde ederiz. Mekanik hareket elde ederiz. Burada da işte bu yapı tam anlamıyla bize elektriksel enerjinin mekanik enerjiye dönmesini sağlar. Burada bu akının, elektriksel akımın sürekli değişiminde fırçalı motor ve fırçasız motor dediğimiz iki yapı kurgulanır. Fırçalı motorlarda motorun sarımlarına temas eden fırçalarla bu değişim sağlanır. Fırçasız motor tarafı birazcık daha kurgu açısından zordur veya kontrol edilmesi zordur. Bunlarda da elektronik hız kontrol devresi kurgulanır. Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle insansız hava araçlarının fırçasız motorlardan yararlanılır ki bunların belli avantajları vardır. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Bu açıdan esasında günün sonunda yapılması istenen, yapılan en temel işlem elektrik akımını verip, elektriksel enerjiyi verip mekanik enerjiyi elde etmek, elde
ettiğimiz mekanik enerjiyle de bunun bağlı olduğu pervaneler vasıtasıyla insansız hava aracının havada hareket etmesini sağlamaktır. Temel yapı budur. Peki bu elektrik motorlarını düşünmek istersek veya görmek istersek nasıl bir yapıyla karşılaşırız? Fırçalı doğru akım motoru dediğimiz esasında hepimizin günlük hayatta karşılaştığı veya çocuk oyuncaklarında çok fazla bulabileceğimiz, sol tarafta görebileceğiniz yapılardandır. Bunlar biraz önce belirttiğim gibi esasında ortasında gördüğünüz mini çevresinde sargılar mevcuttur. Dışarıda gördüğümüz metalik yapının iç tarafında da genellikle mıknatıslar bulunmaktadır. Bu fırçalı doğru akım motorunun arka tarafında belki görüntüden tam dikkatinizi çekmeyebilir ama iki tane bağlantı bulunur. Pozitif ve negatif uçları bağlayabileceğiniz yerler buralardır. Yani bir pili bağladığınızda motorun dönmesini sağlarsınız. Bunların birinci kurgusu budur. Birazcık daha devam edersek, burada akımı ne kadar arttırırsanız motor o kadar hızlı döner. Tabii ne yazık ki fiziksel olarak burada belli bir sınırınız vardır. Nedeni şu, bu motorlar ne yazık ki sonsuza kadar veya sonsuz hızla dönemezler. Bu yüzden pilinizin verebileceği enerjiyi ve kendisinin mekanik sınırına kadar dönme şansına sahiptir. Bu motorların hız ve tork bağlantıları vardır. Bunu da belki günlük hayatta en basit bir şekilde arabalarda vites yapılarında düşünebiliriz. Arabanın motoru hep aynı devirde dönmesine rağmen vitesi değiştirdiğiniz zaman araba hızlanıp yavaşlayabilir. Buradaki temel mantık da elde ettiğiniz mekanik gücün bir esasında vites sistemi veya dişli sistemiyle ya motorun yavaşlayıp daha çok tork üretmesini sağlamak ya da motorun çok hızlı dönüp daha az tork üzerinden çalışmasını sağlamak demektir. Sağ tarafta gördüğünüz bu yapıda esasında basit bir dişli sistemine sahip motor yapısıdır. Yine doğru akım motorudur. Fırçalı doğru akım motorlarının avantajları nedir dersek, basit bir sürücü devresine ihtiyaç duyarlar. Genelde bunları mikro işlemcilerle de, mikro denetleyicilerle de kontrol edebilirsiniz. Bunları kontrol ederken İngilizcesi false lead modulation olan veya Türkçesi darbe genlik modülasyonu denen bir yapıyla mikro denetleyicinizin çıktısından bir sinyal verip motorun dönmesini sağlarsınız. Bu yüzden basit bir sürücü devresine ihtiyaç duyar fırçalı doğru akım motoru. Kullanım oldukça kolaydır. Burada bir sorun yoktur. Son olarak da bunları piyasada bulmak veya satın almak daha kolaydır çünkü fiyatları uygundur. Peki bu motorların genel olarak dezavantajı nedir dersek, ne yazık ki bu fırçalı dediğimiz yapı nedeniyle, fırça dediğimiz yapı nedeniyle bunların bakımları gereklidir. Hatta belli bir yerden sonra motorun ömrü dolabilir. Düşük verimlidir. Nedeni şu, bu fırçalı yapı ne yazık ki sürtünmeye neden olur. Sürtünmeye neden olduğu için de sizin verdiğiniz elektrik enerjisinin bir kısmı arada kaybolur. Yüksek elektromanyetik etkiye sahiptir. Bu sunumda çok önemli değil. Fakat belki ileride daha ileri aşamalarda bu kurgular yapılacak olursa bu İngilizcesi elektromanyetik compatibility veya elektromanyetik etki diyelim göz önüne alınmalıdır. Fakat bizim uygulamamızda bu kadar detaya girmek zorunda değiliz. Fırçalı doğru akım motorlarının dezavantajları nedeniyle bir de fırçasız doğru akım motorları ortaya çıkmıştır. Burada İngilizcesi BLDC diye geçen motorlar görünmekte. Burada dikkat ederseniz biraz önce anlatmaya çalıştığım sarı
Bunlara bağlı olarak motorun dönmesi artı motorun iç şeflerindeki mıknatısları da görebilmektesiniz. Fırçasız doğru akım motorlarının en büyük avantajı adı üzerinde fırçalarının bulunmaması. Fırça bulunmadığı için de bu fırçasız yapı nedeniyle birçok avantajınız vardır. Buradaki avantajlardan en önemlisi nedir dersek verimleri yüksektir bu motorda. Çünkü herhangi bir şekilde bir sürtünme etkisi görünmez. Burada hız kontrolü yaparken sabit bir tork yapısıyla bunu kurgulamanız mümkündür. Bu nedenle bu dezavantaj olarak sayılacak ama birazcık kontrol tarafları izafi olarak zordur. Devam edelim fırçasız doğru akım motorlarının avantaj tarafında. Bu yapılarda sürtünme yoktur. Arp yapmaz, karbon tozu üretmez. Bütün bunlar da verimlerinin yüksek olmasını sağlar. Bu motorların boyutları diğer benzer hız ve tork üreten motorlara göre daha küçüktür. Bu küçük olmanın bizim insansız hava araçları uygulamalarımızdaki en büyük avantajları bunların yerleştirilebilmeleridir. Artı bunların momentleri daha yüksektir. Boyutları küçük olduğu için momentleri daha yüksek olabilmektedir. Bunun da avantajı insansız hava aracımızı sabit kanat, genellikle döner kanatlarda kullanıldığını düşünürsek birazcık daha hızlı hareket ettirmemizi sağlar. Yüksek devirlerde çalışabilir. Gene sürtünme olmadığı için, benzer problemlerle karşılaştığı için yüksek devirlerde problemsiz çalışır. Bu özellikle bizim İHA'larımız için gene önemlidir. Çünkü bildiğiniz üzere bir insan hava aracının havaya kalkabilmesi için pervanelerinin olabildiğince hızlı dönmesi gerektir. Aksi takdirde pervaneden elde edilen itki insan hava aracını yukarı kaldıramayacaktır. Bu nedenle bu fırçasız doğru akım motorunun yüksek devirde çalışması önemlidir. Bunlar izafi olarak sessiz çalışır. Bu da önemlidir. Özellikle günümüzde bu insansız hava araçlarının da olabildiğince sessiz çalışması istendiği için motorların sessiz çalışması bağlı olarak insansız hava araçlarının da olabildiğince sessiz çalışmasını gerektirir. Bu motorlar çok hız ısınır. Burası diğer önemli bir faktör. Motor ısındığı zaman birincisi karakteri değişir. Akım, voltaj karakteri değişir. İkincisi hepimizin bildiği üzere motor yeterinden fazla ısınırsa yanma ihtimali vardır. Bu da bizim özellikle insansız hava araçlarında hiç istemeyeceğimiz motorlarımızın olabildiğince sağlıklı çalışmasını sağlamak için kurgulayacağımız yapılar da çok önemlidir. Burada gene fırçasız yapıları nedeniyle bu doğru akım motorları çok daha uzun ömürlüdür. Bu nedenle bakım tarafında veya diğer taraflarda çok bir sıkıntı yaratmazlar. Peki bu kadar güzel özelliğe sahip fırçasız doğru akım motorunun dezavantajı nedir dersek, ne yazık ki bunlar yapıları itibariyle karmaşık bir kontrol devresine ihtiyaç duyarlar. Yani bu motorları kontrol edebilmek için standart bildiğimiz kontrol devrelerini ne yazık ki kullanamayız. Bunun yanında her ne kadar bu sunumun konusu olmasa da motorlardan bir geri besleme almak gerekebilir. Yani gerçekten belirttiğimiz hızda gidiyorlar mı, belirttiğimiz pozisyona gelmişler mi diye. Burada ne yazık ki fırçasız doğru akım motorlarında bu yapı için bir konum sensörüne ihtiyaç duyulur. Bu da işin diğer tarafı. Son yapı, bu fırçasız doğru akım motorlarının maliyetleri yüksektir. Burada tabii ki maliyet anlamında düşündüğümüzde her ne kadar ilk başta ödenen maliyet yüksek olsa da bunların uzun ömürlü olmaları, az ısınmaları, yüksek verimli olmalarını göz önüne aldığınızda özellikle insansız hava araçları gibi yapılarda ilk başta verilen veya ilk başta ödenen maliyetin daha sonraki aşamalarda karşılık bulacağını düşünmek gerekir. Bu nedenle çoğunlukla fırçasız doğru akım motorları güzel bir seçenektir. Burada çalışma prensibinden bahsediliyor.
çalışma prensibi bize ne anlatıyor? Birincisi, fırçasız doğru akım motorumuzun 3 girişi var. Elektrik akımını verdiğimiz 3 giriş var. Bunlara göre dikkat ederseniz iç taraftaki bileşenlerimizde kuzey ve güney kutupları sürekli değiştiriyoruz. Ve bu kuzey ve güney kutupları sürekli değiştirdiğimiz zaman biraz önce bahsettiğim gibi dış çeperde bulunan mıknatıslarla ters kutup değerleri, aynı kutup değerleri birbirini iteceği için esasında bu yapı birazcık daha güzel kurgulandığı için motor sürekli hareket edebilmektedir. Yani burada sunumu şöyle görmekte fayda var. Maviler birbirini iter, kırmızılar birbirini iter, mavi kırmızı, kırmızı mavi birbirini çeker. Böylece her maviyle karşılaştığında motor o yapıdan kurtulmak için dönme hareketi yapacaktır. Ve burada yaptığımız işlem sayesinde motor elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye çevirmiş olacaktır. Burada bir diğer dikkat etmemiz gereken yapı, dikkat ederseniz verdiğimiz akımın yönünün sürekli belli bir yapıya, belli bir prensibe göre değişmesi gereklidir. İşte bu bizim motor kontrol ünitemizin daha karmaşık olmasını gerektirir. Dikkat ederseniz sağ tarafta her bir kablonun ucunda pozitif ve negatif akımlar ne yazık ki zamanla sürekli değişiyor. Aksi takdirde motoru döndürmemiz mümkün değil. Bu da işin diğer tarafıdır. Peki burada fırçasız doğru akımların, akım motorlarının parametrelerine bakarsak neler görürüz? Bir kere itki ağırlık oranı hakkında konuşmak gerekir. Bunun İngilizcesi thrust to weight ratio. Yani bir insansız hava aracının havada hover durumunda veya asılı durumda dersek ideal olarak havada yaklaşık yarı gazda kalabilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle %50 itki oranı ile İHA'yı havada kaldırabilmeniz gerekir. Böylelikle kontrol ve rüzgarda stabil kalabilmek için yeterli itki kuvveti olacaktır. Bu işin birinci parametresi, tekrar edersek, insansız hava aracımızın kalktığı zaman havada asılı kalabilmesi için %50 itki oranıyla değeri verdiğimiz zaman havaya kaldırabiliyor olmamız gerekir. Mesela burada bir örnek vermek gerekirse 4 kilogram ağırlığında 4 motorlu bir döner kanatlı insansız hava aracı toplamda 8 kilogram ağırlık kaldırabilecek itki kuvvetine sahip olmalıdır. Ne demek bu? 4 kilogramda kalkabilir fakat biz bunu yarı itki oranıyla kaldıracağımız için bunun 2 katı bir itki oranına sahip olmamız gerekir. 2 katı itki değerine sahip olmamız gerekir. Buradan bir adım daha öteye gidersek, madem 4 tane motorumuz var, her birisi ayrı ayrı kendi işini yaptığı için bu 8 kilogram ağırlık kaldırabilme yapısında her bir motorun 2 kilogram itki kuvveti oluşturacak şekilde seçilmesi ve buna bağlı olarak pervanenin de seçilmesi gerekmektedir. Yani buradan varacağımız sonuç kabaca şu şekildedir. Motorları seçerken birincisi en önemlisi insansız hava aracımızın yapısını tam olarak göz önüne almak zorundayız. Burada kullandığımız malzemeler ve bunların yapısı, ağırlıkları hepsi çok önemlidir. Bu şekilde motoru seçmek zorundayız. Motoru seçtikten sonra da motoru seçme aşamasında işte bu itki ağırlık oranını göz önüne alarak sistemimizi kurgulamamız gerekir. Burada örnek motor verilerini görmektesiniz. Bu tablonun bir kısmı İngilizce olmasına rağmen kabaca değinelim bunlar nedir diye. Birincisi gerilim yapısından bahsedeceğiz. Elektrik mühendisliği tarafında akım ve gerilim tüm bizim yapımızı anlatır. Gerilim dediğimizde esasında iki uç arasındaki voltaj farkı anlaşılır. Burada 8 voltluk ve 12 voltluk
iki tane motor verisinden bahsedersek 8 voltta çalışan veya 12 voltta çalışan yapıdan. Burada pervane ölçütleri ayrı bir parametre, her ne kadar bu sunumda bundan bahsetmeyeceksek de pervane ölçütleri değiştikçe de istenen akım, elde edilen etki gücü ve güç değişmekte. Mesela birinci yapıyı göz önüne alırsak 8 voltluk bir voltaj uyguladığımızda pervanemiz 6 çarpı 3 boyunda ise talep edilen akım yaklaşık 6.4 amper. Bunun itki gücü 240 G. Kullanılan güç 51.2 watt. Ki 51.2 watt'ı nereden elde ettik diye düşünürseniz voltajla akımı çarptığınızda 52.2 watt elde edersiniz. Verimlilik tarafında verim değerimiz nedir derseniz itki yani thrust bölü güç tarafında 240'ı 51.2'ye böldüğünüzde yaklaşık 4.7 verimli çalışan bir motorunuz var. Bu motorunuzun hızı, deviri 11.900 olmuş. Burada RPM diye geçen değerde İngilizcesi Rotation Per Minute veya Türkçesi bir dakikada motorun ne kadar döndüğüdür. Yani diğer bir de işte 11.910'u şu şekilde okuyabiliriz. Motorumuz bir dakikada 11.910 kere dönmektedir. Bir devrini tamamlamaktadır. Devir, saniye, dakika bazındaki devir dediğimiz yapı da bu. Peki buradan elde edebileceğiniz bilgiler nedir? Birincisi, verim arttıkça uçma süresi artar. Çünkü verdiğiniz elektrik akımı veya elektriksel güç verimle mekanik güce döndüğü için tabii ki verim arttıkça buna karşılık mekanik tarafta uçma süreniz artar. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken yer insansal aracının görev amacına veya hedefine göre itki ve verim arasında tercih yapmak zorundayız. Çünkü çok fazla itki vermek de her daim ne yazık ki mümkün değil. Düşük gerilimlerde, düşük bir gerilim uyguladığınızda verim artar fakat itki azalır. Bu da biz her ne kadar insansız hava araçlarını günün sonunda pille besleyeceksek de çok düşük gerilim verdiğinizde pil çok uzun süre gitsin dediğinizde bu sefer itki azalır. İtki azaldığı zaman da ne yazık ki insansız hava aracınızı kaldırmak veya hareket ettirmek, havaya kaldırmak veya hareket ettirmek daha zor olur. Mühendislik tarafından baktığınızda yüksek gerilimli bir pil almak isterseniz ne yazık ki bunun yapısı gereği ağırlığı artacaktır. Yani burada ne yazık ki bir orta noktayı bulmak gerekir. Pilin ağırlığı arttığı zaman da toplam kalkış ağırlığı artar. Toplam kalkış ağırlığı arttığı zaman buna gerek olan veya buna karşı gerek olan itki değerinizin artması gerekir. Böylece deyim yerindeyse birazcık farklı bakış açısından söylersek yumurta tavuk ilişkisiyle bu problem zorlaşmaya başlar. Bu nedenle en orta noktada, en iyi noktada veya İngilizcesi optimal noktada bu sistemi kurgulamak gerekmektedir. Bunun dışında motor ölçülerine ihtiyaç duymaktasınız. Motor ölçülerinin en önemli noktası nedir dersek, tabii ki insansız hava aracınızın çatısına koyacağımız veya kasasına koyacağımız motorun ona uygun olması gerekir ki bunun yanında benzer bir şekilde bunun bir tarafında da pervanenin buna uygun olması gerekir. Peki motor ölçüleri dediğimizde neden bahsediyoruz? Özellikle fırçasız doğru akım motorlarında AA, BB yapısında bir kod belirlenmektedir. AA değeri stator kalınlığını milimetre cinsinden vermektedir. BB değeri stator yüksekliğini milimetre cinsinden vermektedir. Stator yüksekliği arttıkça yüksek
devirde güç artar. Stator genişledikçe düşük devirde tork artar. Mesela resimde gördüğünüz yapıda RS2205 dediğimizde buradaki tanıma bağlı olarak konuşursak 22 milim stator kalınlığını 0.5 milimde stator yüksekliğini vermektedir ki burada en azından bu motor için belli bir sonuç elde edebiliriz. Fırçasız doğru yakın motorların parametrelerinden devam edersek kilovolt değerinden bahsedebiliriz. Burada elde ettiğimiz değer bir hız sabitidir. Ki bu rotation per minute bölü volt veya bir dakikada dönme sayısı bölü volt değerine karşılıklıdır. 900 kilovoltluk veya 900 kW'lik bir motor için eğer 3S bir pil kullanılmışsa yaklaşık 12.6 volt maksimum değerde çalışabilir bu. Bunun da devir dakika karşılığını bulmak isterseniz 900 çarpı 12.6 11.340 devirde bu motorun döndüğünü söyler bu yapı. Burada hesaplanan devir yüksüz pervane yokken elde edilecek olan devir sayısıdır. Pervane takıldığında bu devir düşecektir. Bu nedenle burada elde ettiğiniz hesaplamada pervanenin de işin içine eklendiğinde karşınıza çıkacak devir dakika sayısına dikkat etmeniz gerekir. Yüksek KV'li motorlar pervaneyi hızlı döndürür. Düşük KV'li motorlar yüksek tork üretir. Düşük KV'li motorlarda büyük pervaneler, yüksek KV'li motorlarda küçük pervaneler tercih edilmelidir. Buradaki diğer önemli nokta bu. Gerilim akım değerlerine gelirsek, elektrik tarafında gerilim voltaj, volt, akım, İngilizcesi current olarak gösterilir, amper olarak ölçülür. Bunların çarpımıyla güç elde edilir. Genel gösterimde çok sabit olarak kullanılan yapıda voltaj V ile gösterilir, akım I ile gösterilir. Elde edilen güç de bunların çarpımıyla elde edilen güç de P ile gösterilir. İtki ile motor uygulanan gerilim doğrudan orantılı. Yani motora ne kadar gerilim uyguluyorsanız ondan o kadar itki elde ediyorsunuz. Kalkışarlı arttıkça itki için gereken güç artacaktır. Bu tahmin edebileceğimiz gibi ağırlığa karşılık vermeniz gereken elektriksel güç de artacaktır. Akımı sabit tuttuğunuzu varsayarsanız gerilim arttırdıkça itkinin de artmasının nedenlerinden bu birisi budur. Burada seçilen pil ile bağlı olarak uygulayabileceğiniz gerilim sınırlıdır denmektedir. Pil tarafına gelirsek pillerde kaç volt verebileceğini bu pil size söyler. Der ki işte 3 volt, 5 volt, 10 voltluk gerilim sağlayabilir. Bu nedenle pilin seçimi önemlidir. Burada pil tarafında voltaj olabildiğince sabit olduğu için motorun çekeceği akım önem kazanır. Yani voltajı, pilin voltajı belli bir seviyede olacağı için akım önem kazanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak da kullanılacak elektronik hız kontrol devresinin seçiminde akım değeri önem kazanır. Dikkat ederseniz bütün bu parametreler birbiriyle ilintili. Diğer bir de işte bir parametreyi seçerken başlı başına, kendi başına hareket edemiyoruz. Diğerlerinin hepsinin bağlantısıyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle sistemi kurgularken, lisansız hava aracımızı kurgularken bütün bu değerlere hep birden bakmamız gerekmektedir. Peki, şu ana kadar çok kabaca bahsettiğimiz elektronik hız kontrol sistemi veya ESC diye bahsettiğimiz yapı nedir? Bu yapı bizim fırçasız doğru akım motorumuzun
kontrol edilebilmesi, dönebilmesi için gerekli olan talep ettiğimiz akım desenini veren bir elektronik ünite. Burada düşük gerilimli, İngilizcesi pulse width modulation veya darbegenlik motorlu servo kontrol sinyali tarafından yüksek gerilim ve akımlı fırçası motoru sürecek anahtarla bunun işaretlere dönüştürülür denmekte. Buradaki amaç nedir? Bir darbegenlik modülasyonlu sinyalimiz 3 faz motorumuzun, fırçasız doğru akım motorunun 3 fazlı yapısının çalışmasını sağlayacak hale çevrilir. Bunu yaparken genelde nasıl bir yol izlenir dersek, dikkat ederseniz sağ taraftaki figürde en sağda gördüğünüz o ters Y şeklindeki yapı motorun iç yapısını belirtir. Burada 3 tane kablo var demiştik ki sol tarafta gördüğünüz gibi bu kabloların uçları hep artı eksilerle belirtilmektedir. Esasında siz sabit voltajı uygularsınız fakat Q1'den Q6'ya kadar belirlenen yerlerdeki kapılar vasıtasıyla motorunuza farklı zamanlarda farklı artı ve eksi uçlar bağlanır. Bu nedenle de motorunuz, fırçasız doğru akım motorunuz dönme işini yapar. Bu kapıların açılıp kapanmasından sorumlu kimdir dersek, işte bunu yapan elektronik hız kontrol sistemidir. Diğer bir deyişle esasında biz burada çok fazla bir efor sarf etmeyiz. Satın aldığımız elektronik hız kontrol sistemi veya elektronik hız kontrol devresi, elektronik hız kontrolörü bu işi bizim yerimize yapar. Önemli olan onun doğru parametrelerle seçilmesidir. Bunun sonrasında ne elde ederiz? Bunun sonunda bu elektronik hız kontrol sistemine bağladığımız pil aracılığıyla doğru akımımızı motorumuzu çevirerek mekanik enerjiye çevirecek bir yapı elde etmiş oluruz. Burada ENSC'nin bağlantısından bahsediliyor. Birazcık daha detaylı anlatırsak, çünkü burası önemli. Burada bu bağlantıyı doğru yapmazsak motorumuza veya pilimize zarar verme ihtimalimiz bulunmaktadır. ESC yüksek gerilimli bataryaya direkt bağlanmalıdır. Bu birinci aşama. Her motor için bir ESC kullanılması gerekecek. Diğer bir deyişle, eğer insansız hava aracınız döner kanatlıysa bunun 4 tane motora ihtiyacı var. 4 tane motor için 4 tane ESC ünitesine ihtiyaç duymaktasınız. Neden? Çünkü her motoru ayrı ayrı kontrol ediyorsunuz. Motor bağlantı uçlarının sırası motorun dönme yönünü değiştirir. Diğer bir deyişle özellikle pervane tarafında veya diğer itki sistemlerin diğer sunumunda anlatılacağı üzere tüm motorlar aynı yönde dönse dahi pervanelerin farklı şekilde kurgulanması gerekir. Bu nedenle bu motor bağlantı uçlarının sırası motorun dönme yönünü değiştirir. Burasına dikkat etmekte fayda var. Motor beklenenden farklı yöne hareket ediyorsa önce bu bağlantıları kontrol etmek gerekir. Diğer bir deyişle motorla ESC'nin bağlantısına dikkat etmek gerekir. ESC kontrol sinyali servo kontrol sinyaliyle aynıdır. Burada servo motorlar tarafında kullanılan yapıyla buradaki yapı aynıdır. Motor kontrolü için İHA kontrol bilgisayarından buna yönelik uygun sinyal üretilmelidir. Burada motoru döndürmeyi sağlıyoruz ilk aşamada fakat bir motoru kontrol edebilmemiz gerekiyor. Kontrol tarafına neden ihtiyaç duyuyoruz dersek, günün sonunda motorumuz hep sabit hızla hareket etmeyecek. Özellikle İHA'mızı farklı bir yöne yukarı aşağı çevirirken veya farklı bir yöne yönlendirirken, eğer 4 farklı motordan bahsediyorsak 4 farklı motorumuzun buna göre tepki vermesi gerekecek. Bu nedenle de bir de insansız hava araçları kontrol bilgisayarıyla bunun bağlantılı olması gerekecek. Bu da işin diğer tarafı. Burada bataryaya bakarsak, batarya ve ESC'nin bağlı olduğu taraflara bakarsak, genellikle
elektrik sinyallerinde, elektriksel sistemlerde artı uçlar kırmızı ile, eksi uçlar da mavi ile gösterilir. Buradaki sunumda da, buradaki şekilde de artı uçlar kırmızı ile, eksi uçlar da siyahla gösterilmiş. Bunlar dikkat edilmesi gereken aşamalar. Tekrar etmek gerekirse buradaki bir yanlış uygulama ne yazık ki motora veya bataryaya zarar verebilecek seviyededir. Onun için dikkatli kurgulamak önemlidir. Burada her ne kadar biz kullanmayacaksak da veya en azından bu kadar detayı bilmemize gerek olmasa da ESC sinyalini nasıl veya ESC'nin nasıl bir kontrol sinyali ürettiğine bakmakta fayda var. Burada ESC kontrol sinyali için standart servo motorları uygulanan PWM sinyali uygulanmalıdır diyor ve bu PWM veya İngilizcesi Pulse Width Modulation, darbe genlik modülasyonu tarafında nasıl bir sinyal oluşur derseniz esasında mikro denetleyici uygulamalarında çok kullanıldığı şekilde amplitude'u sabit olan bir sinyal uygulanır. Diğer bir deyişle dikkat ederseniz bu 3 sinyal de yukarıdan aşağı sağ tarafta görünen 3 sinyal de ne yazık ki genliği hep sabittir. Peki değişen nedir burada? Veya genlik modülasyonundan kasıt nedir? Genlik modülasyonundan kasıt bu sabit genlikli sinyallerin süreleri uzadır ve kısalır. Yani diğer bir deyişle en yukarıda 1 milisaniyelik bir sürede bir voltaj seviyesine sahip, geri kalan her yerde 0. Aşağıda 1,5 milisaniyelik bir seviyeye sahip, en altta da 2 milisaniyelik bir seviyeye sahip. Peki buradan ne elde ediyoruz? Buradan elde edeceğimiz sonuç nedir dersek? Esasında genliğiniz arttıkça ortalama voltaj seviyeniz de artar. Diğer bir deyişle siz genlikle oynayarak ortalama voltaj seviyesini değiştirebilirsiniz. Peki bu neden böyle kullanılır veya servo motorlarda neden bu iş böyle yapılır? Mikro denetleyici bağlantısını neden böyledir derseniz teorik olarak baktığınızda hep sabit bir voltaj verirsiniz. Yani mikro denetleyicinizin ucunda verdiğiniz voltaj değeri sabittir. Yalnızca bunu vermiş süresini arttırıp azaltırsınız. Özellikle ve özellikle çok hızlı bir şekilde bu işlemi yaparsanız, yani bu açma kapama diyebileceğimiz işte sabit voltaj verip sıfır volta çekme işlemlerini çok hızlı şekilde yaparsanız motor gibi sistemler bu değişimi fark edemeyebilir. Fiziksel karakterleri nedeniyle fark edemeyeceği için de onlar ortalama voltaj seviyesiyle hareket ederler. Diğer bir deyişle ise sabit voltaj kaynağını açıp kapatarak burada ortalama bir doğru akım veya doğru akım elde edebiliyor oluruz. En azından uygulama tarafında. Mesela burada birazcık daha detaya bahsedersek 1 milisaniye ile 2 milisaniye arasında darbe genişliğini değiştirerek elektronik kontrol ünitesinde hız değeri ayarlanabilmektedir. Yani bu işin uygulama tarafında yapılan işlem. Uygulanan sinyalin periyodu 20 milisaniye. Farklı bir şekilde söylersek, bu sabit volta çıkmak ve inmek bir kere yapılmaz. Sürekli yapılır ve bu periyodik olarak yapılır. Buradaki örnekte mesela periyot 20 milisaniyemiş. Her 20 milisaniyede bir bu yapı tekrar ederek ortalama bir değere ulaşabilirsiniz. ESC akım değeri ve programlaması tarafına geçersek, burada ilk dikkat etmemiz gereken şey fırçasız motorlar ilk hareket aldıklarında çalışma akımlarının 3 veya 4 katı akım çekmektedir. İlk çalışma aşamasında çok fazla akım çekilir. Buna dikkat etmek gerekir. Bu nedenle ESC seçiminde motorun çekeceği standart akım yanı sıra motor peak akımı veya motorun alabileceği en talep ettiği en yüksek akımı düşünerek uygun akım değerini sağlayacak bir ESC seçilmelidir. Aksi takdirde ilk hareket anında ESC transferleri bu akımı kaldıramayarak yanacaktır. Farklı bir şekilde söylersek, ESC'nizi satın alırken veya tüm sisteminizi kurgularken
Esasında motorun en çok isteyeceği akıma bağlı olarak işlem yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde motorumuz belli bir akım talep edecek. ESC'miz bunu vermeye çalışacak fakat veremeyecek. Veremediği zaman da ne yapacak? Çok fazla akım çekildiği zaman ESC'nin içindeki bu işi yapmaya çalışan elektronik devreler olan transistörler yanabilir. Yandığı zaman da ne yazık ki ESC modülümüz kullanılmaz hale gelir. Buna dikkat etmek zorundayız. Burada da belki fikir vermesi açısından şunu söylemekte fayda var. Elimizde bir taş varsa bu taşı ilk hareketi vermek için uygulayacağımız kuvvetle taş hareket ediyorken uygulayacağımız kuvvet farklı olacaktır. İlk hareket her daim daha zordur. Bu da elektrik motorlarımız için aynı şekilde gereklidir. ESC'nin yüksek akımlarda çalışacağı düşünerek onu bir soğutucu üzerinde bu işi yapmak gerekir. Her ne kadar motorlarınızın çok fazla ısınması söz konusu olmasa da veya en azından ısınması çok ciddi sorun olmasa da ESC'nin üzerinde bir soğutucu bulunması gerekir. Buradaki resimde dikkat edebilirseniz bu ESC'mizin üzerindeki ızgaralı yapı esasında bir soğutucudur. Genelde alüminyumda yapılır. Bu ESC'de üretilen ısıyı dışarı atmaya sağlar. Bunun bir sonrasında o ızgaralı yapının içinden su veya başka bir yapı geçirilerek de oradaki ısının dışarı alınması ve tahliye edilmesi sağlanır. Bu soğutucunun da verimli soğuma yapabilmesi için araç üzerinde hava akımının yüksek olduğu yerlere yerleştirilmesi gerekmektedir. Tabii burada avantajımız özellikle İHA gibi bir yapı vurguladığımız zaman İHA hareket ederken de belli bir rüzgarla soğutucunun üzerinden soğuma işlemi sağlanabileceği için İHA'ların üzerinde ESC'nin konduğu yerler de önem kazanmaktadır. Diğer bir deyişle aslına bakarsanız bu İHA'yı kurgularken daha önce de belirttiğim tüm parametreleri çok ciddi önem vermek gerekmekte. Ufacık bir hata yaptığınızda belki İHA'nız benzer İHA'lardan daha az verimli veya daha yavaş çalışacak. Bu nedenle bunlara dikkat etmekte fayda var. ESC akım değeri ve bunların programlamasına geçtiğimizde ESC programlanabilir bir yapıda. Bu özellik sayesinde ESC'nin gaz açıldığında düşük tork ile başlama, yumuşak başlama, voltaj düştüğünde veya ESC fazla ısındığında motora giden akımı kesme, dinamik motor freni gibi özellikleri istediği kullanıcının istediği şekilde ayarlarıyla yeniden programlanabilir. Bu önemli. ESC dediğimiz sabit bir modül değil, ayarlanabilir. ESC kumanda üzerinden verilen belli komut hareketleriyle programlama statüsüne geçirilebilir. Bazı ESC'ler teknik özelliklerine göre USB bağlantısıyla direkt bilgisayar üzerinden de programlanabilmektedir. Burada bizim seçeceğimiz yapılara göre ESC'nin karakterini de değiştirmek mümkün olmaktadır. Hepinize yarışmada başarılar dilerim.